Herkese merhabalar. Spor TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, Dünya Derbisi oynandı. Dünya Derbisi <laughs> Galatasaray Fenerbahçe maçıydı. Zaten bu iki takımın arasında özel ve ebedi bir rekabet var. Tabi bunlar da genelde Galatasaray'dan daha üstün Fenerbahçe galibiyetleri konusuna baktığınız zaman. Burada da <laughs> şampiyonluğa gidiyordu. Bir puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecekti. Fakat Fenerbahçe nasıl olduysa oldu. Hani basmayın Fener'in damarına gibi bir şey. Ve Fenerbahçe 10 kişiyle de hakem 21. dakikada Cicu'ya kırmızı kart gösterdi ikinci sarıdan. Yoktan yere bir kırmızı kart ama buna rağmen Fenerbahçe muhteşem bir futbol oynayarak Galatasaray adeta 10 kişiyle sürküles ederek yendi. Hatta bir golü de verilmedi. Bir bir de kırmızı kart penaltı olabilir. çizgisi değil ama serbest vuruş olur. Kırmızı kartta olması lazım. Son dakikada da olsa. Ama ne yazık ki hakem orada cesaret edemedi. Fenerbahçe e, aleyhine e, lehine kullanamadı hiçbir şeyi. Hep aleyhine kullandı. Ama ona rağmen muhteşem bir futbol vardı. Yani Galatasaray tanımak mümkün değil ve Galatasaray bütün kozlarını kullanmasına rağmen puan bırak, gol atmayı bırak pozisyon bile çok nadir yaşadı. Ona da başarılı olamadı yani. Ama Fenerbahçe gerçekten e, şu anda ligin özetini ortaya çıkarttı ve gerçekten muhteşem bir futbol oynayarak rakibini sağdan sildi adeta. Ve e, 3 puan aldı. Son haftaya kaldı. Son haftada bir mucize olur mu olmaz mı? Ama genelde olmaz da. Yani şimdi Konya Spor'un e, Galatasaray'ı yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin de İstanbul Spor'u yenmesi lazım. Yendiği takdirde ikili averajda avantajlı olan Fenerbahçe olduğu için şampiyon olma şansı var. Ama bunun imkansız olduğu görünüyor. Fakat... Tabi her şey e, Türkiye'de mucize pek olmaz. Gene de daha önceden söyledim. Şampiyonluk şarkıları Galatasaray'da söyleniyordu. Hatta şampiyonluk ilan edilecekti bu maçta. Ama ne yazık ki beklenen olmadı. Fenerbahçe aslına döndü. Daha önceden oynadığı gibi futbol oynamaya başlayınca Galatasaray adeta sildi. Daha önceden de bu olaylar yaşandı. Tabi bunu ben yazı da yazdım. Sporsevletv.com'da yazımı da bulabilirsiniz. Basma hani Fener'le dalga geçilmez. Bu işin şakası olmaz. Üstelik de derbilerde onu yapmayacaksın. Yaparsan fatura çok ağır oluyor. Bunu her zaman her seferinde gördük. Ama tabii şöyle senin gençler şu anda bilmezler. Avrupa'da Galatasaray muhteşem sonuçlar elde ederken geldi Fenerbahçe maçından zar zor kurtuldu. Aynı şekilde yıllar önce 80'li yıllarda Bolu Spor'a 3-0 yenilen bir Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı vardı. Dediler işte o zaman gazetede de iddialar falan dolaşıyor. Dediler fark atacağız, fark atacağız derken Fenerbahçe Galatasaray adeta sağdan sildi. Hatta Selçuk golü sayılmadı yani. Böyle şeyler oluyor. Çünkü şöyle senin Tamam. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'dan her konuda bu konuda üstün yani. bu Yani 18 yıl sahasına elmedi. iki maç kazandılar. Havaya girmeye başladılar. Ama aynı şekilde Galatasaray da Beşiktaş'ta üstünlük kurmuş durumda. Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında üstünlük kurmuş durumda. Yani böyle bir özellikleri var yani. Onu da inkar edemeyiz. Hani ters gelen takımlar olarak baktığınız zaman Galatasaray herkesi yense de Fenerbahçe yenmekte her zaman zorlandı. Yani yense de es kaza işte şunlarla falan oluyor ama genelde Fenerbahçe kazanıyor. Yani bu bir gerçek. Yani istatistikler de bunu söylüyor yani. Ama tabii hala işte şu oldu bu oldu şu var, bu var, zaha var işte yani ne bileyim yok 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 Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe'yi unutmamak gerekiyor. Onu hatırlattı ve gerçekten muhteşem bir futbolun sonunda 3 puan aldı. Yani şampiyon olmasa bile şu anda gönüllerin sultanı yani gönüllerin şampiyonu kim? Fenerbahçe oldu. Olay bu kadar basit. Hatta Süper Kupa olayında bizi yani, yalnız, yani daha doğrusu Fenerbahçe yalnız bırakan orada da U19 takımı çıkınca hemen tuttu. İkari'de bir gol attı. Orada e, karşılaşmayı kazandı. Evet, sağdan çekildi Fenerbahçe ama ne oldu? Şimdi gerçek takım ortaya çıktı. E doğru düzgün oynayınca ne oluyormuş? Bu işler oluyormuş. Onun için şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçlarında bu işin şakası olmaz. Daha önce için işte Tancio anlatır, başkası anlatır. 3-0'dan 4 4-3 2-0'dan 3-2. Hatta 4 3 4 bir ne öndeyken 4-4 biten maç da var yani. Bu Fenerbahçe bunu her seferinde yapıyor yani. Onu da unutmamak gerekiyor. Ama ne yazık ki unutunca hatırlatıyorlar. işte olay da böyle oluyor. Evet sonunda bir maç kazanıldı. Bir şey değişmedi ama işte Fenerbahçe'nin en büyük handikapı da bu işte. Şimdi Galatasaray maçlarına veyahut da işte derbilere hazırlandığı gibi diğer takım maçlarına hazırlanmadığı için bugün bu sorunu yaşıyor. Yoksa açık ara şampiyonluğa gider. Ha, hakemler hata yaptı mı? Yaptı. Sürekli yapıyorlar. Ha, bitmeyen senfoni bu zaten. Hakemlerin Fenerbahçe üzerinde yaptığı hatalar bitmiyor yani. Ama buna rağmen işte hakemi de yenmek, federasyonu da yenmek bunlar kolay değil yani. Gerçekten Fenerbahçe şampiyon oluyor ama yani nasıl söyleyeyim Aykut'un dediği gibi kanırta kanırta şampiyon olduk dedi. Gerçekten de öyle oluyor. Olursa da böyle olacak. Ama çok zor bir ihtimal. Ee, %99 diyorduk evet Fenerbahçe hani geçen işte şeyde de aynı şeyler söylendi. Çünkü şöyle senin mesela. Ya aynı takımlar Galatasaray'a oynarken ne yazık ki e, hatır, hatıra binayen de olsa gidiyorlar. Aynı takım geliyor Fenerbahçe'den kök söktürüyor veyahut da yenemiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe kötü olsa Galatasaray yenilmezdi. Ama o takımlar Fenerbahçe'yi oynadığı futbolu ne yazık ki Galatasaray oynamıyorlar. Aynı zamanda hakemlerin büyük şeyleri var. Mesela e, Sivas maçına bakıyorsunuz. Vurduğu her şut gol oldu Galatasaray'ın. E, Alanya spor maçına bakıyorsunuz. Gene öyle. Yani son 3 haftada yani 20'ye yakın gol attı. Yani bu nasıl oluyor? Bu kadar beceriksiz mi takımlar yoksa Galatasaray çok mu başarılı? Başarılıysa o zaman bu maçta ne yoktu? Ki 10 kişi kalan rakibi karşısında ki derbi maçında 10 kişi kalmak büyük avantaj. Kırmızı kartı yemişsin. Defansın bel kemiğini yok ettiler. Ama ona rağmen pozisyonu dahi sokmadılar. Demek ki oynayınca ne oluyormuş? Oluyormuş. Oynamak lazım. Oynamadan hiç maç kazanılmaz. Oynamak zorundasın. Hani son topa kadar mücadele. Hep söylüyoruz. Bunu yapmazsan yani hakem düdüğü çalana kadar hatta çaldıktan sonra geri getirip de maç yaptırdı oldu mu? Oldu. Bunları da yaşadık. Onun için bence hakem evet işte galip şu mağlup de şu diye ilan ettiği ana kadar bu işi bırakmamak lazım. Bu ister Avrupa'da olun, ister Türkiye'de olun, doğru gün yaparsanız başarının gelmeme ihtimali yok. Onun için tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Galatasaray'a da başarılar diyoruz. Ama şu bir gerçek, şu anda ister şampiyon olsun, ister olmasın. Gönüllerin sultanı oldu mu? Oldu. Hatta destek veren takımları bile yıkmış oldu. Bu da bir gerçek. yani Burada fanatiklik yok. Bunları söylemekte zorundayız. Çünkü oldu mu? Oldu. Et diyordu ya Trabzonlar. Ya Fenerbahçe şampiyon kim olursa olsun, ya Beşiktaş'ı da aynı söylüyor. İşte diğer takımlar da aynısını söylüyor. E demek ki o zaman bu herkese bir ders oldu. Tebrik ederiz Fenerbahçe'yi. Evet ligin bitimine bir hafta kaldı. Şu anda ligden düşmesi kesinleşen Pendik, Fatih Karagümrük ligden düştü. İstanbulspor daha önceden ligden düşmüştü. Evet şimdi bu haftayı da bir değerlendirelim kısaca. İstanbulspor Spor kendi sahasında MS yapı Sivas karşılaştı ve 3-1 karşılaşmayı kaybetti. Zaten bir şey yok, beklentisi yoktu ama ne olur ne, yapacağı da belli olmaz. İşte bir hafta sonra Fenerbahçe maçı var. Nasıl futbol oynayacak göreceksiniz. Dikkat etmek lazım. Ama Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Sivas dikkat etmesine gerek kalmıyor. İşte mesela meselemiz burada. Evet bir tek sen Antalya Spor yine Adana Demirspor'la karşı. Adana Demirspor geçen hafta 6 tane gol yedi kendi sahasında. Bu maçta Antalyaspor'a kök söktürdü. 2-1 galip geldi Antalyaspor. Ama şimdi hani ilginç maçlar oynanıyor diye geçen hafta başlık atmıştım. Evet ilginç maçlar oynanıyor. Şimdi Gaziantep 6 tane Adana Demirspor atacak takım olduğuna inanmıyorum. Ha, gerçeği söylemek lazım. Adana Demirspor oynarsa işte şuradaki maçtaki gibi olur. Ama burada da dikkat, dikkat edin. Tamam Antalya kazandı ama yani böyle kolay 6-1 bitmez yani maç. Onu düşünün söylemek istiyorum. Evet Beşiktaş kendisi aslında Atakaş Ataka, Ataka, Ataka Atakaş Hatay Spor'la oynadı. Atakaş Hatay Spor iki öne geçmesine rağmen son dakikada penaltıyı verdi. 96-97. dakikada verdiler ve Atakaş Hatay Spor ligden düşmek üzere durumda şu anda. Durum kötü. Bir puan aldı. Belki <laughs> haftaya oynanacak maçlarda mucize olmazsa şu an, an itibariyle o da zor durumda. Evet Ankara gücü kendisi aslında Pendik karşılaştı. Pendik Spor'un ligde kalması için yani son rakibini 26-0 yenmesi gerekiyor. Böyle bir mucize olmayacağına göre. Ama Türkiye burası belli de olmaz. Ankara gücüyle karşılaştı. Ankara gücü öndeyken gol attı fakat verilmedi. 0-0 berabere bitti. Her iki takımın da pek işine ama Ankara yüce şu anda avantajlı durumda. Pendik Spor'da ligden düşmesi kesinleşti. Çaykur Rizespor Kasımpaşa. Bir beklentisi olmayan iki takımın muhteşem bir maçı vardı ama gol yoktu. Gerçekten <laughs> iyi oynayan iki takımın karşılaşmasıydı. E, ligde bir şey belirlemedim. Belirle Yani sadece berabere bitti. Gol pozisyonları çok oldu. Ama kazanan olmadığı bir maç oldu. Gene Hilford Samsun Spor, Kore'den Alanya Spor. Alanya Spor son zamanlarda çok muhteşem maçlar çıkartıyordu. İşte Galatasaray geldikten sonra bir tökezlemeler başladı. 1-1 işte Beşiktaş'la berabere kaldı. Halbuki Beşiktaş deplasmanda yenmişti. Yani çok istikrarsız takımların şey İstanbul Samsun Spor da son haftalarda büyük başarılar imza atıyordu ama o da bir duraklama dönemine girdi. İki takımın karşılaşması da önce Alanya Spor öne geçti sonra da Samsun Spor beraberliği yakalamayı başardı. Yani dostça mesela şimdi böyle e, maç bitişinde de böyle dostluklar bitiyor ya tabii bu düşme hattında bilmem ne olmuş olsa böyle biter miydi? Bitmezdi. Kavgalarla biterdi. O da ayrı konu. Gaziantep kendi sahasında Babakars, Fatih, Karagümrük 3-1 yendi ve işini kolaylaştırdı Evet. Fatih Karagümrük ligden düşünmesi kesinleşti. Karagümrün işte doğru gün maç oynaması gerekiyordu. Oynamadı. Gaziantep bu kez de Fatih Karagümrük 3-1 yendi. Geçen geçen hafta 6-1 Adana Demirspor'a işte deplasmanda yendi çok ilginç maçlar değil mi dememizin nedeni bu işte. Yani <laughs> bakalım haftaya ne olacak? Eğer galibiyet veya şey bakalım puan durumu ona göre değerlendiririz. Evet Rams Başakşehir de kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Trabzonspor üçüncülü garantilemiş oldu. Evet aynı zamanda kupa şansı da var Beşiktaş'ta ikisi final oynayacaklar. Şimdi Mondio Kayseri Spor kendi sahasında Tümaristan Konya Spor'la kaçtı. 10 kişi kalan Konya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Konya Spor maçı kazansaydı daha iyi rahatlayacaktı ama şimdi en azından bir puan alması lazım. Ee, bir puanı da zaten arsa Galatasaray arsa Galatasaray şampiyon oluyor. Ee, Kayseri Spor yenseydi Konya Spor'un işi daha da zorlaşacaktı. Kesin galibiyet alması gerekiyordu. Tabi belli de olmaz neler olacağını hep beraber göreceğiz. Galatasaray Fenerbahçe maçıydı zaten e, haftanın son maçıydı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Başta değerlendirdiğim için ona fazla değinmiyoruz Evet gol kralında Icardi e, 23 golle gol krallığını sürdürüyor. Haftaya da oynanacak maçlar şu şekilde bir bakalım. Hemen son hafta zaten. Son haftada büyük olasılıkta Galatasaray şampiyon olduğu gibi bakıyoruz. Ama tabi e, eğer Konyaspor Spor Galatasaray yenerse ki imkansız diyorum yani yine söylüyorum yeneceğini de tahmin et yani yenebileceğini tahmin etmiyorum her şeyden önce. Ama hiç Galatasaray yendi mi? Yenmedi yani onu da söyleyelim ya yani kendisi aslında 4 tane 5 tane yediği maçlarda da biliyoruz. En iyi döneminde de hep yenildi yani. Yani yendiğini hiç görmedim. Ee, bir mucize olmazsa Galatasaray şampiyon bir puan garanti gibi diye düşünüyorum yani. Kendi şahsi kanaatim. Koren'den Alanya Spor, Teksen Antalya Spor'a karşı Antalya derbisi olacak. Herhalde burada da beraberlikle biter. Sivas Spor kendi sahasında. sahasında Kayseri Spor'la karşılaşacak. E, <laughs> Sivas galip gelirse Kayseri'nin işi zorlaşır mı bilmiyorum. Aşağıya bir bakalım. Ve bakarsın Fatih Karagümrük kendi sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Zaten Samsun Spor'un işi zorun yok. Karagümrük maçı kazansa bile ligde kalma ihtimali yok. Zaten düştü. Trabzonspor Ankara gücünü. Ankara gücü Trabzonspor maçından bir puan alırsa zaten ligde kalıyor herhalde bir burası. Da. Ama yenerse daha da iyi olur. Ama büyük bir ıslak beraberle biter yani diye düşünüyorum. Tüm o zaman Konya Spor Galatasaray'la oynayacak. Ee, en dikkat çekici maçlardan biri. Ama Galatasaray bence favori. Yani hiç boşuna konuşuyordunuz diye düşünüyorum. <laughs> ama bir mucize yaparsa o zaman her şey değişebilir. Kasımpaşa Beşiktaş'ta oynayacak. Ee, Kasımpaşa Beşiktaş e, vallahi Kasımpaşa Beşiktaş maçı zaten favori görünür Kasımpaşa. Beşiktaş'ın hani eski şeyi yok ama belli de olmaz. Berabere biter diyor düşünüyorum. Atakaş Hatay Spor Çaykur Rizesporla karşılaşacak. Hatay Spor Çaykur Rizesporu yenerse Konya'da yenilirse e, o zaman Konya ligden düşme ihtimali var. Onun için <laughs> hemen her şey olabilir. Son maç. Evet Fenerbahçe İstanbul Spor'la oynayacak. Tamam basit gibi görünüyor ama zor bir maç olacak. yani geçen sene şampiyonluktan etmişti. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Eğer olası bir Konya galibiyetinde Fenerbahçe kazanamasa kötü olur başına mutlaka kazanmasına lazım rakibini beklemesi lazım. Ama maçlar herhalde hepsi aynı anda başlayacaklar. Bakalım ne olacak. Siltaş yapı, Pendik Spor zaten ligden düşmesi kesinleşti. Gaziantep Futbol Kulübü'ne maçı verir mi vermez mi onu da bilemeyiz. Belli zaten ne olur hani bilmiyorum. Deplasmanda Adana'yı yendiğine göre Pendik'i de yenebilir ama Pendik'te son gider ayak bir sürpriz yapabilir mi o da belli değil. Yukatel Adana Demirspor kendi sahasına Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Adana Demirspor Başakşehir iyi futbol oynuyordu ama bakalım bu maçta da Adana Demirspor belki öz kimliğine kavuşur ve iyi futbol oynar diye düşünüyorum. Ama durum itibariyle dur şart şartlar bu durumda. Evet puan durumuna da baktığımız zaman evet Galatasaray 99 puanla lider, Fenerbahçe 96 puanla eğer puan kaybederse yani 3 puan kaybederse o da kazanırsa olur ama hani olacağını düşünmüyorum. Açık kana söylemek lazımsa evet ilk de düşme hattında şu anda Hatay Spor var. 38 puana sahip. <laughs> 38, 39, 40, 41 olacak. E, Konya da 41 puana sahip. Konya bir puan alırsa zaten e, kurtarır. Büyük bir olasılıkta ama puan alamayıp da yenilirse zaten o zaman Hatay'da kazanırsa her şey değişir. Gaziantep futbol kulübünün 41 puanı var. O zaman orada her yer karışabilir diye düşünüyoruz. 40, 40, 41 puana sahip Mesela orada en kötü haberi sahip Konyaspor. Onun için e, Kayseri da zaten 42 puanda ki onun yani düşme ihtimali yok. Hani Hatay kazansa bile onun düşme ihtimali yok. Yani 41 puanların dikkat etmesi gerekiyor. Gaziantep, Konya, Ankara gücü Hatay. Bunların arasına geçecek. Son ligden düşecek takım da bu hafta sonu belli olacak. Şampiyon da belli olacak. Büyük olasılıkla Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum. Tabi sürpriz bir şey olursa o zaman farklı da olabilir ama olacağını tahmin etmiyorum diye düşünüyorum. E, büyük bir olsa. Ama tabi Fenerbahçe maçında da mesela şampiyonluk ilan edilecekti ama her an her şey olabilir. Futbol bu ama Türkiye'de de bir gerçek var. Onu da unutmamak gerekir diyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.